Kemal, öncelikle hemen şunu sormak istiyorum. Son zamanlarda kimi anket firmaları var. İlginçtir, ilk defa adını duyduğumuz, hiç anket yapmamışlar ama bu anket firmalarını işte iktidar medyası ya da muhalefet medyasının içerisinden bu anket firmalarının sonuçları yayınlanıyor. Bunlar kamuoyuna duyuruluyor ve ben bu anket firmalarına baktığımda çok ilginç şeylerle karşılaşıyorum. Birkaç belediyenin danışmanlığını yapıyorlar. Yapmış oldukları bugüne kadar bir anket yok ama anket yaptık diye kamuoyuna duyuruyorlar. Özellikle Metropol üzerinden, Özel Sencar üzerinden de ilginç bir algı yürütülüyor. Bunlarla ilgili düşünceni alacağım ve son Avrasya Anket'in yaptığı bir anket var mı? Ve yapılan anket firmaların, tüm anket firmaların genel ortalaması nedir diye düşüncelerini soracağım. Buyurun. Tabii. Bir kere metropol araştırmayı diğer uydurma firmalarla aynı kefeye koymamak lazım. Metropol araştırma anket yapan bir araştırma şirketi. Metropol araştırmanın anket sonuçlarından daha çok tartışmalı ve tartışmalı olan konu Özel Sencer'in kendisi. Özellikle anketlerinde, yani anketlerin rakamlarına baktığımızda rakamların Özel Hoca'yı doğrulamadığı yorumlar yapıyor. Yani kendi anketinin rakamları Özel Hoca'nın analizlerini doğrulamıyor. Oradaki problem bence bu. İnsanlar da bence asıl buna takıyor kafayı. En azından anket okumayı bilen insanlar kafayı buna takıyor. Diğerleri anketin sonucundan bağımsız olarak yorumuna göre hareket ediyor ve ciddi şekilde insanları demoralize ediyor. Asıl problem o yani. Orada da Yani ne ben olacak yani şimdi Özel Sancar birileri demoralize olarak diye olacak diye düşüncelerini yazmasın mı ya da anketleri okumasın mı? elbette yazsın. Fakat düşünceleri dediğim gibi kendi anket rakamlarıyla uyuşmuyor. Yani niye uyuşmuyor? Size bir grafik gönderdim. Metropol'ün son bir yılda yaptığı anket. Verelim Cem ekrana lütfen. O yolladığım grafik dosyadaki son grafik. Ona bakmak lazım. Özel Hoca ne diyor? AKP toparlanıyor, muhalefet oy kaybediyor diyor. Öyle değil mi? Evet. Şimdi Özel Hoca'nın şirketi Metropol'ün anketlerine bakalım. Şu anda ekranda. Evet. AKP en üstteki turuncu çizgi. Grafik, Bak, evet. son bir yılda AKP oy kazanmış mı? Kazanmamış. 32.9'dan 31.6. Ya bakın bunlar Metropol'ün kendi anketleri yani. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos var. Bir de Eylül var hatta. Bakıyorsunuz Özel Hoca şeyi iddia ediyor. AK Son Parti'nin oylarının sonunda arttığını iddia ediyor. AKP'nin 4 puan toparlandığını iddia ediyor. Ama kendi anketlerinde Haziran'da 33.5, bugün 33.6. Yani 0.1. Hatta 34.3 oldu. Şubat ayında 34.3 mesela. Evet. Burada bir toparlanma. CHP oy kaybediyor diyor. Yine Metropol'ün anketlerinde CHP'nin oy kaybetmediğini, anlamlı bir yükselişi olmasa da oyunun son 3, 4, 5, 6, 7 ay 7 ay Ocak ayına göre değerlendirildi de kaybetmiş gözüküyor. Evet. hayır Özel Hoca Ocak ayına göre demiyor ki. Özel Hoca diyor ki son 2 ayda, son 3 ayda yani arada makas açıldı diyor. Hiç değişmemiş. Yine aynı şekilde bakalım. İYİ Parti'nin oyu düşmüş gözüküyor. MHP'nin oyu çok yükselmiş gözüküyor. 3 ay içerisinde MHP'nin oyu 5.4'ten 9.1'e çıkmış gözüküyor. Böyle bir yükseliş mümkün değil. Yani ya 3 ay önceki sonuçta hata var ya bugünkü sonuçta hata var. Aynı şey İYİ Parti için de geçerli. İYİ Parti için de geçerli. İYİ Parti'de bizim anketlerimizde hiçbir zaman bu 18 oranlarla ne bileyim 16 oranlarla yükselmedi zaten ama hani Metropol'ü kendi anketleri içerisinde değerlendirdiğimizde İYİ Parti'de de bir anda 4 puanlık, 5 puanlık düşüş var. Yani özellikle konuştuğunda hep CHP üzerinden, daha doğrusu CHP'li adaylar üzerinden konuşuyor bunu. İşte muhalefet çantada keklik sanıyor ama diyor, işte CHP bu işi yürütemiyor mealinde konuşuyor.
Ama baktığınız zaman CHP'nin oy oranında düşüş yok. AKP'de de yükseliş yok. Geçiş bizim anketlerimizde böyle bir şey olmadığı halde, trend olmadığı halde burada geçiş MHP'den İYİ Parti'ye gözüküyor bu anketlerde. Pardon, İYİ Parti'den MHP'ye gözüküyor sadece. Bakın HDP'nin oyu da artmış sonuçta. Bir de diğerlerinin oyunda metropolde sürekli bir dalgalanma var. Yani bir ay 10, öbür ay 6 falan diğer partilerin. Hadi buralarda hata payı çok yüksek olabilir. Bizim anketlerimizde de olur ama şu MHP'yi yani 3 ay içerisinde MHP'nin oyunu neredeyse 2 katına çıkarttığını kimse izah edemez. Yani AK Parti'yi yükseltemezken MHP'yi yükseltiyor, İYİ Parti'yi aşağı çekiyor ve doğal olarak da muhalefetin, Millet İttifakı'nın oyunu aşağı çekerken MHP'nin yükselişi üzerinden Cumhur İttifakı'nı yüksek gösteriyor. Ya bunu gösteriyor diyemem. Ben ama işte ne, böyle, ne deriz yani şimdi? Hem böyle bir büyük ihtimal, ani yükselişler, yani, ani düşüşler olmaz diyorsun. Ali abi şunu söylüyorum. Burada bilinçli bir mühendislik yok ise ya 3-4 ay önceki anketlerinin tamamı yanlıştı ya bugünkülerin tamamı yanlış. Bir de Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden de Tayyip Erdoğan yükseliyor, yükseliyor diyor Özel Hoca. Ama metropolün anketlerinde bu da yok. Aksine Tayyip Erdoğan düşmüş, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu hepsi onu geçmiş durumda. Birkaç ay önceki anketlerine göre. Yanlış hatırlamıyorsam 3-4 ay önceki anketlerinde Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan ya gerisindeydi ya da çok az önündeydi. Son anketinde Kemal Kılıçdaroğlu 47, Erdoğan yanlış bilmiyorsam 41. Yani farklı açılmış. Meral Akşener fark açmış hatta gözüküyor. Cümleyi şöyle kurmak gerekiyor. Erdoğan'ın son dönemdeki dış politikadaki başarılı çıkışlarının AK Parti'yi yükselttiği söylenirken, Metropol de bunu, Özer Sencer de bunu söylerken bir bakıyorsun ki AK Parti aşağı çekilmiş, MHP yükselmiş. Sanki dış politikadaki görüşmeleri yapan Devlet Bahçeli'ymiş gibi. Yani Erdoğan'ın o hamleleri Bahçeli'nin yükselmesine, eşyanın tabiatına aykırı zaten. Yani dediğim gibi anketlerinde Özel Hoca'nın yorumlarının tersini görüyoruz. O zaman anketlerinde de ben, o zaman sen söylemiyorsun ama anketlerinde de ben bir dezenformasyon görüyorum. Konuşmalarında ise, yazılarında ise açık açık bir dezenformasyon görüyorum. Yani dediğim gibi anketlerinde kendi içerisinde büyük tutarsızlıklar yok. Sadece MHP'nin oy oranı. MHP ile İYİ Parti arasında görüyorsun bu tutarsızlığı. Sadece orada bir büyük tutarsızlık var. Ki zaten yayınladığı bir ekonomi iyi midir tablosunda da MHP ile İYİ Parti'nin şeylerinin oylarının yanlış yere yazıldığını gördüm. Tabii İYİ Parti'nin %75'lik kesimi ekonomiyi iyi buluyor diye okudu yani. Benim aklıma şöyle geliyor. Acaba veri işlenirken bu oy oranlarında da şeyler değişti. Oylar değişti. Karışmış da olabilir. Bu kodlama hatası çok sık yapılan bir şeydir. Acaba onu mu fark etmedi? Çünkü 5.5'dan 9'a çıkmaz yani bir parti. Yani her parti çıkar da bugün MHP'nin çıkması için bir sebep yok. Hadi ekonomi çok güzeldi desek AKP niye atmasında MHP? Ya da dış politikada olumluluk varsa AK Parti'ye yansımıyor da niye MHP'ye yansıyor? Dış politika seçmen çok başarılı buluyorsa Erdoğan'ın oyu niye artmıyor? AKP'nin oyu niye artmıyor da MHP'nin oyu artıyor? Yani burada bir hata var. Burada ciddi bir hata var yani. Kodlamadan kaynaklı bir hata da olabilir. Tabii bilmiyorum. O zaman şey soracağım. Fatih Altaylı'nın Metropol'e ve Özel Sencer'a ziraatçı kimliği üzerinden mühendislik şirketi diyerek mühendislik organizasyonu demesini neye bağlıyorsun? Fatih Altaylı niye böyle bir tespit yapma gereği ya da böyle bir yazı yazma gereği? O açıkçası benim çok hoşuma giden bir durum değil. Özel Sencer evet ziraat mühendisidir. Bildiğim kadarıyla da bahçe tarla bitkileri profesörü. Orada bir aforizma yapmaya çalışmış Fatih Altaylı ama ben insanları yaptıkları işlerdeki
meslekleri üzerinden. Ben de istatistik okumadım. Gerçi ben kimseye istatistikçiyim demiyorum zaten. O ayrı mesele, ben anketörüm diyorum. Ama dediğim gibi bizim sektördeki benim tanıdığım istatistik mezunu bir araştırmacı yok. Herkes başka şeyler mezunu. Ben de inşaat mezunu mesela.